Selamlar. Araba Kullanıyorum serisinin ikinci videosuna hoş geldiniz. Bugün yine ben şu maskeyi çıkartayım da araba içindeyiz. Bugün yine sembol 1.5 DC motorun içindeyiz. Yani arabanın içindeyiz normalde. Motor niye giriyorsa ben sıfırında. Bugün başka yerdeyiz. Eski video çekildi birkaç hafta oldu. Kendime pratik falan yaptım. Biraz daha trafiğin içine sokmaya çalıştım. Böyle gün geçtikçe biraz daha ilerletiyoruz. Daha iyi trafikleri falan görüyor işte. Sıkışık mışık trafiklerini. O yüzden videoma hoş geldiniz. Bir başlayalım gidişe. Şimdi biz bir debriyajı kaldıralım. Debriyajı kaldırınca o titremesi size de duyuluyor mu? Duyuluyorsa bir yazarsanız sevinirim. El fene çekip biz bir kalkalım. Keyifli videoma hoş geldiniz diyelim. Hatta şurada bir çekelim de kuşmuş var. Onları görürsünüz. Hem de biraz video uzun olmuş olur. Korona morona hak getirdi bizim millete. Çıkmışlar, dolaşmışlar. Ya şu 1 ile 4 arasında video çekiyorum çünkü 18 yaş, 20 yaş altı mıydı? 18 yaş altı mı ne? Sokağa çıkma iznimiz var. Ben de o sıradan faydalanıp bir çekeyim dedim. Ben de şu kuşları göstermek için buraya döndüm de çıkışı ben buradan yapmayacağım. Şu görsü 4 yol ağzı. Vuran olur, kaçan olur. Az önce kaza olmuş, olur gibi bir şey oldu zaten de. O yüzden korkuyorum bir daha yoldan çıkmaya. Geçenlerde bayağı bir yağmur yağdı ya İzmir'e. Bayağı dün asıl yağdı da. Dün araba kullandım işte yağmurlu havada. Bayağı bir patiye düşürdüm arabayı. O çok güzel oldu ya. Bilerek düşürdüm aslında arabayı. Meyilli değil düşürmeye de ben bilerek düşürdüm. O patira sesi çok hoşuna gitti. Araba vites istiyor da bilerek attırmıyor. Buraya biliniz vardır. İzmir'de yaşayanlar yorum kısmında yazsın neresi burası. Şöyle bir şey diyeyim. Teslimat töreni olmuştu. Otokarların. Başka da bir tüyo vermeyeyim. Sakat burası. Görünmüyor ki durak da var. 105'in durağını koymuştur. Çıkıyorum ben. Çıkamıyorum. Bitmiştir şu an. Ha bitmiş. Sıkıntı burası ya. Usul usul gidelim ya. Bu arada çekilişimiz açıklandı. Açıklandı da ben mesela videoyu bir hafta önceden çektiğim için kimin çıktığını, kimin ne yaptığını iyi bilmiyorum. O yüzden açıklandı diyelim çünkü bu çekiliş için açıklandıktan sonra bu video gelecek. O yüzden açıklandı diyelim. Katılmayan herkese teşekkür ederim. Diğer çekilişlerde artık ETSM olur, OMPS'ye devam ederiz falan. Orası belli değil. Bu dört yol çok şey ya. Mesela yeşil yanlı mı? Direkt kırmızıya çeviriyorlar. Debriyaj, fren yapalım. Hop, çok ani bir an yaptık. Ehliyette ki hocam önermişti. Kırmızı durunca kavrama noktasında belli et ki daha hızlı kalk. Arkadaki arabalar sana korna çalmış yani. Korna çalarsan stres altına sokmuşsun dedi. Hatta da o yüzden onu taktiğe dönüyorum şu an. Araba zıngır zıngır titriyor şu an. O ses geliyor mu hiç emin değilim de umarım gelmiyordur. Araba şu an zıngır zıngır titriyor kavrama noktasında. Bu arada ben saçları kestim gözüküyor mu bilmiyorum da sağ tarafı yeşilenmiş. Niye ben kendim şey yapıyorum? Yakın uzun yollara da çıkarız. Şu anki yollara bile çıktığıma şükrediyorum ben. Bu arada yeni yılınız kutlu olsun. 2021'in ilk haftasında atacağım ben videoyu. Basalım değil mi ya? 1.5 DC'nin sesini bir duyayım. O gümbür gümbür dizel sesini hatta Tolga da için Doblo'yu da yarıştırıyor bu arabayı da. Diyor bizim araba 4. viteste kalkıyor yok 5. viteste bu da kalkıyor. Turbolu araba sonuçta. Kaldır bunu 5'te kalkar mesela. Bu arada Efe'ye de selam olsun konaktörcü Efe. Konakta görmüşken selam yollayalım ona da. Şimdi ayıp olmasın izliyordur.
Bir 345'te görebilsek onun için çok güzel olacak da. Geçenlerde işte Solaris gördüm. Bayağı güzel. Uzun zamandan beri Solaris görmüyordum 171'de. İyi güzel oldu ya. Şimdi burada ileride bir kavşak var. Normalde bu yol İzban Koçlu tarafına gidiyor da Koçlu tarafı iyice kilit bu sıralar. Biz bu kavşaktan dönerim. Eve doğru yol alalım. En iyisi öyle güzel bir video çeker. Yani normalde ben işte doğru otururuz pozisyonu tarzında bir video çekecektim. O da işte rüzgarlı hava vesaire olunca çekmek nasip olmadı. Şimdi bu kavşakta da sıkıntı. Burada yeşiliyorsa ileride kırmızı yanıyor vesaire ceza demek istemiyorum. Çünkü ceza fiyatları kol gibi oldu. İşte. Ya oraya yeşil verirken buraya niye kırmızı veriyorsun aynı anda ya? Bekle dönüyoruz ne güzel. Benim kendimi sağ atmam lazım ya. Şimdi soldayım en hızlı şerit. Ben hatta şunu bir iki de kaldırayım da ne olur ne olmaz sol geçiş olsun. Bir de devir arası hemen kalkıyor. Bitiyor daha doğrusu. Fiyatçı geçtiysen beni bunu da. Kalırsak araba silkeledi kendini ya. Aslında hatalı bir şey yaptım. Arabaya da zarar verebilirdim de işte turbo araba ya. Kendini koruyor. Enjeksiyonlu araba olsa direkt stop etmişti zaten. Enjeksiyonlu arabanın o sıkıntısı var. Ya ikide de kaldırma sebebim şeydi çünkü şimdi bir de kalkacağım yavaş kalkacağım o yanındaki fiyat sıkıştıracak beni de ikide kalktım da işte dizelin gücü bir de turbo araba olduğu için direkt hızlı kalktı. Silkelemesi olayı da normal yani kameranın yansıdı mı bilmiyorum da enjeksiyonlu araba olsa direkt stop etmişti zaten. Yani biraz da şöyle enjeksiyonlu turbolu arabadan da bahsetmiş olduk kısaca. Mini Cooper ne yapıyoruz? Aferin bekle orada. Aferin sembol yoldur. Sembol cüne yoldur. Karşıdan da Megane'lar, Clio'lar, Mini'lar. Türkiye eskiden Fiat doluydu, şimdi Renault'lar da oluşmaya başladı. Şu an vites aralığım 1500 arası. Üçüncü vites. Arabanın kilometresini merak edenler var da bekleyin. Bir dakika, ben geçeyim, strese sokmayın. Ben burada acemi şoförüm de o kadar da değil lan hayvan bekle. Hızlı debriyaj bırakınca da bak böyle sıkıntılar oluyor. İşte ben böyle hatalarımı sizlere gösterdikçe siz de hata yapmazsınız. Ben bu hatalı bilerek yapıyorum desem de inanmayın. Ya ben şu yoldan nedense ben debriyaj hızlı bırakıyorum. Arkadan dünya kadar araba geldiği için de olabilir. O da sıkıntı oluyor çünkü. Ben mesela normal yollarda hiç böyle hızlı bırakmam ama sıkıntı oluyor işte. Neyse kavşak dolu yol verin. Yedire yedire bırakmak gerekiyordu. O da arkamdaki dünya kadar araba geldiği için hem stres olmuş oluyorum. İşte bunları da yenemedik bir türlü. Yensek çok zor olacak. İşte bunu yenmek için her gün antrenman çıkıyorum. İşte bunu videolarda çekiyorum. İşte arada videomu çektiğim için araba videosu olsun diye. Geçin bakalım. Geç. Araba geliyor diye bakmayın sakın arkanızda. Mesela bu teyze yolluyoruz. Teyze aklı yani geçmesinler. Şu an ikinci vites, 2000 devir vites atayım mı düşünüyorum da ileride kaldırım var. Tümsek var artık ne diyorsanız. Tümsek kaldırım nereden çıktı? Ops, ops. Şeyleri çok iyi. İsmi ya amortisörleri çok iyi arabanın. Hissettirmiyor. Ehliyet araba benim şeydi. Sandero Stepway mi diye geçiyor artık. Bilmiyorum da artık grubun isimlerini.
Aynı onun gibi şeyi var. Amortisörleri var, hissettirmiyor. Yanıma da kedi var. Bir de sağ biri. Burası bayağı... Eskiden burada şey yokmuş, kırmızı ışıklar yokmuş. Bayağı bir fazla oluyormuş duyduğuna göre. O zaman da biz burada yoktuk. Yani bakalım. Sol camdan da diğer arabadan bakıyorlar, ne yapıyorlar bu deliler diye de. Öyle olsun. Kırmızı yanıyor, bekleyelim biraz. Araba videoları çok istiyorsunuz da işte benim vakit olmuyor, sınavlarım başlayacak işte. Şimdi sol tarafa yol verdiler, şimdi birazdan biz de döneceğiz, yeşil yanacak biri. Evet, dedim ben yandım. Geç otobüs geç. Bakıyor suratıma bir daha. Oğlum böyle tiplerden nefret ediyorum. İzmir'in geneli böyle zaten de. Bassan basamazsın yani bu yolda. Ya sıkıntılı bir durum yani İzmir'in. Ya daha önce Türkiye'nin yolları da böyle de. Geçen işte OMS yayını yapıyordum. Polonya haritasındaydık. O yollar da berbat mesela. Yama yama üstünü yapmışlar. Lan bak ne yapıyorsun? Sonra belediye çalışmaya başlamış nedense. Dümdüz yollar burada. Yani ya aksın gider yani kayar ya. Ama o geçtiğimiz yol bayağı bir sıkıntı. Önümüzden çokça Volkswagen geçti ya. Polo muydu golf mu artık bilmiyorum da. Önümüzde Kia vardı. Modelini yabancısı yine Kia'yı hiç araştırmadım bir araba. Bir yaklaşım da öğrenim. Kia Sportage. Güzel arabadır aslında. Bir kastım aslında. Öyle ya. Uno da gel. Uno. Uno yapacağım seni. Uno bir ara çok merak ettim araba. Uno tipo. Tipo ile zaten üretimde de. Yani Egea'nın Avrupa ismi tipo diye geçiyordu. Önümüzde bir tane daha sembol. Bir kardeşlik var zaten bunlarla da. Bir ara nasıl 301 ile şey çok benziyordu ya. Neydi orası? 301 ile bir tane araba çok benziyordu ya. İsmi gelmedi. Peugeot 301 ile Citroen bir şey vardı. Aynı onun gibi. Sembolle şey. Klü. Oh, yollarımız ne güzel maşallah. Belediyemiz çok güzel çalışıyor. Çocuklara sahip çıkalım, tehlikeli şoför geliyor. Ben bir şurada bitireyim de. Fazla da uzun olmasın. Neyse, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.